Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda hastalık tedavisi ile ilgili temiz suyun önemi, bunu söyleyeceğim. Balıklarımızda bir sıkıntı yok, gördüğünüz gibi iyiler. Yalnız şurada balıklarıma yem verirken aklıma geldi. Bakın şurada bir tane anaç, yani jumbo boy damlalık portakal cikletimiz var. Sapasağlam oldu. Bunda şöyle bir sorun vardı. Derisi kanlanmıştı. Kuyrukları şey yapmıştı, yaraydı gördüğünüz gibi. İşte bu nasıl düzelttim onu söyleyeyim. İlk önce tedavi yaptım bunu. Tedaviye cevap tam olarak vermedi. Tuzlu su yaptım, filagi koydum kovasına falan. Çok iyi bir düzgün iş cevap vermedi. Bu da niye oldu? İşte erkekler birbirleri arasında kavga edince birbirlerine açık yara yapıyorlar. Onlar da mantarlaşıyor bu yaralar. Sonradan da bu akvaryumun suyunu komple dinlenmiş su yaptım gençler. İçine de tuz attım. Ve burada akıntı var dış filtre sayesinde. Şuradaki dış filtre sayesinde akıntı var. O sayede hem yüzde hem de tertemiz su olduğu için bakın tertemiz oldu. Vücudu temizlendi. Kaç günde? 3-4 günde düzeldi. Onu söylemek istiyorum. Bu arada balıklarımıza yem veriyoruz gençler. Hem de sizlerle muhabbet edelim dedik. İlginizden dolayı çok teşekkür ederim. Ben sizleri seviyorum. Beni sevdiğiniz için de teşekkür ederim. Sevene sevmeyene teşekkür ediyorum. Bak gayet iyi yiyorlar. Balık yemeyecek hem de suyu da temiz olacak. Anlatabiliyor muyum? Güzel, bir sıkıntı yok. Bu balıkları ben kusturmama rağmen yeni kusturdum gençler. Daha bir hafta olmadı. Hep ağzını doldurmuşlar yine. Onu söylemek istiyorum. Kaç tane, bir sürü ağız dolu balık var. Sonra kadeh bardaklarımı da göstermek istiyorum. Balıkları yemlerken kadeh bardaklarımın doluluk oranını göstereyim. Şunlar dolu yani. Bakın bu dolu, şu dolu, şu dolu, bu. Burada kaç tane var? 3, 5, 6, 7, 8 tane var gençler. Şunlar keselerini hemen hemen kaybetmiş. Bunları alabilirim. Şurada cüce vatollarımızın gözleri parlıyor. Lepisteslerimiz gayet iyi, keyifli. Bir yaramazlık yok. Sanki şunlar full black lepistes gibi, kuyruk belden itibaren simsiyah olabilir. Şöyle göstereyim, gayet iyi mi, güzel yiyorlar. Damızlık jumbo boy beyazlarımız da güzel. Ha, durum böyle, bir sıkıntı yok. Sizlere bir not edeyim dedim. Hem bunlara yem verirken şöyle, hem de kendime not edeyim dedim. Şu balık bayağı güzel toparladı. Ben bunu ölecek zannettim. Şunları da verelim ya. Şöyle yapalım. Yani temizlik her zaman iyidir. Bakın buradaki lepistesler de şöyle gösterebiliyor muyum? Acayip kuyruk yaptılar ya. Baksana yeşil gibi bir şey. Bir şeyler oldu bunlara. Böyle yemini atalım. Bak şu çok güzel kuyruk yaptı erkek. Mor gibi bir şey. Şu an tam telefonun şeyinden, azizliğinden çok çekemiyor. Güzel gösteremiyorum ama burada çok güzel renkte erkekler var. Işık yansıma yapıyor ya. Neyse. Durum böyle. Bir yaramazlık yok gençler. Yem verirken erkekleri buraya aldım ama bu erkekler de güzel renk basıyorlar. Şöyle hayvanlara da yem verelim ki aç kalmasınlar. Bakın cüce vatozlar dipte. Dişi burada. Yine burada. Tül vatozumuz da burada. Nerede? Şurada. Erkeğimiz. Tül vatozumuz da burada gençler. Şöyle yapalım mı bakalım? Güzel çeker mi acaba ya? Yani şunu demeye çalışıyorum. Erkekler de güzel kuyruk attı. Onu da havuza atabilirim. Ayrıyetten bakın şu beyaz prensesim vardı. Görüyor musun? Arasında kuyruğu yok. O da güzel toparladı. Suyun temiz olması
Eğer akvaryumunuzda mantarlaştırıcı bakteri varsa akvaryumun suyunu komple temizlemenizi öneririm. Ben öyle yaptım, kurtardım gençler. Sizlere de öneriyorum bu olayı. Balıklarınız ölmesin. Bazen komple su değişikliği güzel oluyor ama en aşağı 2 gün dinlendirin o suyu. Temizlensin su. Şurada işte imparator var. Onlara da verelim. Şimdilik bir yaramazlık yok. Bunlara yem verirken sizlere bir çekeyim, görüntü kalitesini anlatayım. Balıkların güzelliklerini anlatayım dedim. Yavrulama güzel devam ediyor. Şöyle şunlara. Bakın. Yani güzellik bunlar ya. Ben hoşuma gidiyor açıkçası. Bunlara da verelim. Buradan verdim. Evet. Mükemmel, mükemmel. Maşallah. Alttan gelen yavrularımız da büyüyorlar. Junior'larımız güzel. Evet. Bunlar da böyle. Sularımız hazır da dinleniyor. Bakın şurada ağız dolu var. Bunları ben daha yeni kusturdum. Şu ağız dolu. Bir sürü var yine ağız dolu balıklar. Herhalde güzel besliyoruz. Yani güzel bakımı yapmasak neden ağzını doldursun ki balık, değil mi? Mapangaları buraya attım. Sebebi de şey, akvaryum geniş olduğu için boylansın diye. Erkek de aldım bunlara. Erkek de koydum içlerine. Güzel bir görüntü var burada. Şöyle çekelim. İnşallah daha iyileri sizin olsun diyorum dostlarım. Yani işten geldim. Şöyle kafamı dinleyeyim dedim. Sizlerle de bir dertleşeyim dedim. Yem attım şöyle. Bakın şu güzelliklere bakın ya. Maşallah maşallah. Billur gibi maşallah. Gençler her şey gönlünüzce olsun. Bir anda her şey güllük gülistanlık olmuyor. Emekle. Böyle baktığınızda her şey bir anda olmuş gibi görünse de yavaş yavaş oluyor. Bu hayatta da böyle. Yavaş yavaş bir şeylere profesyonelleşiyorsunuz. Balıkta olur, işte olur, aşkta olur, hayatta olur, dostlukta olur. Yavaş yavaş. Benim size tavsiyem, hiçbir zaman karamsar olmayın. Elinizden geldiğince çabalayın, pes etmeyin gençler. Yaparsınız. Balıkları da yaparsınız. Ne isterseniz onu yaparsınız. Ben inanıyorum size. Kafanızı dinleyin. Streslerinizi atın. Bazen beyin çok konuşur. O konuşmayı unutmak amacıyla ben bu balıklara yöneldim. Çok şükür de beni dinlendiriyorlar. Bakıyorum. Keyfim yerine geliyor. Hevesleniyorum. Bakın çoğu mapangalarımda karınlarının altları şiş. Yani tüpçükleri çıkmış. Bakın şunun şiş görüyor musunuz? Yani bunlar yakında yavru yapacak demek. Bakın şunun karnı şiş. Ay ne güzel bir renk var ya. Lacivert gibi bir tuhaf bir renk. Görüyor musunuz gençler? Işık vurunca ne güzel oluyormuş. Güzel renkleri var. Benim de hoşuma gitti. Bakacağım bunlara. Şurada da dediğim gibi mavi prenseslerim var. Görüntü olarak şöyle göstereyim. Arka fonu falan yok ya. Ondan çok güzel görünmüyor. Bu portakal balığımız iyileşti. Çok sevindim. Balığın iyileşmesinin birinci önemli şeyi suyun temiz olması. İkinci olarak balık hareket edecek abicim. Hareket ettikçe kan dolaşımı düzelir. O enfeksiyonları atar. Üçüncü olarak da kaya tuzu attım ben bu akvaryuma. Sıfır su, tertemiz su. 10 numara 5 yıldız oldu. Sonra şu alttan gelen damızlık altılarım var. Görüyor musunuz? Beyazlarım, şeylerim. Hepsi zımba gibi. Ölen falan yok çok şükür. Keyfim de yerinde. Bunları böyle sağlıklı görünce. İnşallah daha iyi olur. Şöyle gösterin. Gençler soba yakıyorum gördüğünüz gibi. Sobayla ısıtıyorum. Ha, klimam da var. Öyle öyle uğraşıyoruz. Çabalarsanız olur. Çabalamazsanız olmaz. Bir anda büyüsünden değil, sağlıklı büyütmenin amacındayım. Sizlere de böyle elimden geldiğince videolar atıyorum. Samimiyet çerçevesinde.
Beni izleyenlere de çok teşekkür ederim. Eğer benim bu videonun sonuna kadar izlediyseniz, hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız oradan yazın. Adınızı, soyadınızı da yazın. Ben merak ediyorum takipçilerimi, izleyenlerimi. Oradan bana selamlar yollayın. Ben de sizi tanıyayım. Siz de beni tanıyın. Bir muhabbetimiz olsun, bir dostluğumuz olsun, kardeşliğimiz olsun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Sizleri çok seviyorum. İyi ki beni izliyorsunuz. Hem bana terapi geliyor açıkçası bu güzellikler. Baksana da hani elimle büyütüyorum abicim. Elimle büyütüyorum. Daha ne olsun yani? Minik serçeler bunlar. Sizin de olabilir. Bakın burada bayağı bir var. Bunlar da büyüdü bayağı bir. Sizlerin de emeğiniz var. Hatta bir dahaki videolarımda şöyle yapabilirim. Takipçilerimin videolarını, akvaryumlarını bana WhatsApp'tan atarsınız. WhatsApp'tan atarsınız videolarını. Hepsini bir güzel bir video yapabilirim mesela. Şöyle yapalım. Bir dahaki videomu Facebook'um var ya benim. Oradan bana videolarınızı atın, akvaryumlarınızı. Oradan bir video toparlama, derleme videosu yapacağım. Adınızı, soyadınızı yazacağım. Bu mesela Ali Kaya'nın videosu. Bu Ahmet Şentürk'ün videosu mesela diyeceğim. Öyle ikisi paylaşmayı ve birleştirmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.